Değerli arkadaşlarım bu teorem çok önemli. Bu teoremi bilirseniz bir çok soru tipini çok kolay çözersiniz. O zaman kosinüs teoremi diyoruz. Bir ABC üçgenin kenar uzunlukları ABC olmak üzere A'nın karesi eşittir. B'nin karesi artı C'nin karesi. Eksi 2 tane B ile C'nin çarpımı. Çarpı arada kalan ne arkadaşlar? Açının kosinüsü diyoruz. A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 tane B çarpı C kosinüs A arkadaşlar. Peki neymiş? Hadi burada uygulamasını yapalım. 4'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Eksi iki tane 2 tane ikili 3'ün çarpımı. Ve bu açın nesi arkadaşlar? Kosinüsü görüyorsunuz. 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. Çarpı kosinüs A diyoruz arkadaşlar. Eksi olduğu için eksi 12 kosinüs A'yı bu tarafa artı getirdim. 12 çarpı kosinüs A. 9, 4 daha kaç yapar? 13, 16 buraya eksi 16 geldi. İşlem yapılırsa eksi 3. 12 kosinüs a eksi 3 ise her tarafı niye bölersek arkadaşlar? 12'ye bölersem arkadaşlar ne olur? Bunlar birbirini götürür. Kosinüs a eşittir. Eksi 1 bölü 4 bulunmuş olur arkadaşlar. Geçiyorum bu soruyu. Evet bir başka sorumuz ABC üçgeninde 3 verilmiş. 4 aradaki açımız 60 ve x isteniyor. Ne diyeceğiz değerli arkadaşlar? Bakın x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 tane. 3 çarpı 4 çarpı kosinüs ne diyoruz? 60 diyoruz arkadaşlar. Peki 3'ün karesi kaç? 9. 4'ün karesi kaç? 16. Eksi 2 kere 3. 6. 4 kere 6. 24. Çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60'ı mutlaka iyi bilmeniz gerekir arkadaşlar. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Ve burada x kare eşittir. Ne oldu arkadaşlar? x kare eşittir. 16. 9 daha kaç yapar? 25. 24'ü 2'ye bölersem 12. Ne kalır burada? 13. O zaman x eşittir ne oldu? Kök 13 bulunmuş oldu arkadaşlar. Böylece x'i bulmuş olduk. Bir sonraki de sorumuzla devam ediyoruz. Evet neymiş arkadaşlar? 2, 4, 3 verilmiş ve ne isteniyor bizden? Kosinüs x isteniyor. Çok güzel arkadaşlar. Ne diyeceğim bakın çok kolay. 3'ün karesi eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 kosinüs x diyoruz. Arada kalan açının kosinüsü arkadaşlar. Bakın 3'ün karesi eşittir. Şu yanların kareleri 4'ün karesi artı 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı bu sayıyla bu sayı çarpıyorsunuz. Ve çarpı kosinüs x diyorsunuz. Peki 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4. 16 çarpı kosinüs x oldu mu? Oldu hocam. Peki eksi 16 kosinüs x'i bu tarafa atalım. 16 çarpı kosinüs x. Burası kaç arkadaşlar? 29 bu tarafa gelirse kaç olur? Evet. 11 olur arkadaşlar. Her tarafı 16'ya bölersek kosinüs x eşittir kaç olur? 11 bölü 16 bulunmuş oldu. Geçtim bu soruyu. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz. Ne diyor? ABC bir üçgen. Bakın burası 3 birim verilmiş. 5 birim verilmiş. Şu uzunluk isteniyor bizden. AB uzunluğu nedir? İsterseniz şu AB uzunluğu ne diyeyim? X diyeyim. Ne diyecekmişiz arkadaşlar? X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 ve çarpı kosinüs kaçtır arkadaşlar? 120'dir. <laughs> Peki x kare eşittir. 3'ün karesi kaç? 9. 5'in karesi kaç? 25. Eksi 2 kere 3 6. 5 kere 6 kaç arkadaşlar? 30. Çarpı kosinüs 120. Arkadaşlar kosinüs 120. Bakın kosinüs 120. Kosinüs 180 eksi 60'tır. Biz bunu ne diyorduk arkadaşlar? Kosinüs 60. Fakat kosinüs 60 ikinci, 120 ikinci bölgede olduğu için ee, ne diyeceğiz? Eksi kosinus 122. bölgede nedir? Eksidir. Kosinus 60 yazıyorum buraya. Eksi kosinus 60. Kosinus 60 kaçtı 1 bölü 2. Önde eksi olunca ne olacak? Eksi 1 bölü 2 olacak. Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Ha o zaman bu kosinus 120 ne yazacağız buraya? Evet, eksi 1 bölü 2 yazmak zorundayız. Peki ne oldu arkadaşlar? Burada x kare eşittir 49 bulunmuş oldu ve burada x eşittir kaç çıkar? 7 bulunur. Doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Bu soruyu ne yapıyorum? Geçiyorum arkadaşlar. Evet. Problem yok. Doğru. Devam ediyorum. Evet. Arkadaşlar ABC ve BDF üçgen. Bakın iki tane dikkat et AD eşittir DE ve bunlar 2 cm olarak verilmiş. B 2 cm, EC 3 cm verilmiş ve X nedir diye bize soruluyor. Arkadaşlar dikkat edin bakın şu üçgen 2, 2, 2 olunca eşkenar üçgen ve bu açılan her biri kaçtır? 60 derecedir. Çok güzel. O zaman bu 60 derece ise işimiz çok kolay. X'in karesi eşittir. Şurası kaç birim arkadaşlar? 3. 2 bir daha 3. 3'ün karesi. 2, 3 daha kaç? 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 3 çarpı ne diyeceğiz? 5. Aradaki açı 60 olunca kosinüs 60 diyoruz. Kosinüs 60'ın artık 1 bölü 2 olduğunu bilelim arkadaşlar. Peki bu ikiler ne yapar? Sadeleşir. Burada kaç kaldı? 15, 25, 9. Ne çıkaracağız? 15 çıkaracağız ve ne olur? X kare eşittir. 19 olmuş oldu. X eşittir. Kök 19 bulunmuş. Olur arkadaşlar. Bu soruyu da ne yapalım? Geçelim. Evet değerli arkadaşlar ne diyor? ABC üçgen bu uzunluklar verilmiş ve bizden ne isteniyor? X isteniyor. Çok kolay arkadaşlar. O zaman şu küçük üçgene önce bakalım. Burada verilen küçük üçgenimiz nedir arkadaşlar? Bakın 2 birim, burası 3 birim, burası kaç birim verilmiş? 4. Buraya ne diyelim arkadaşlar? B açısı diyelim. Çok güzel. Bu B açımız. O zaman 4'ün karesi eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi. 2 çarpı 2 çarpı 3 ve kosinüs B diyoruz arkadaşlar. 4'ün karesi kaç? 16. Eşittir 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. 13 yapar arkadaşlar. Eksi 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12, 12 tane kosinüs ne oldu? B oldu arkadaşlar. Bu 12'yi bu tarafa atalım. 12 tane kosinüs B'miz eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? Evet, 16 buraya eksi 3 geldi. Ve kosinüs B'miz eşittir. Kaç bulunur? Eksi 1 bölü 4 bulunur. Burada bulmuştum zaten. Peki ne yapacağız şimdi? Bunu bulduk kosinüs B'yi. Güzel. Şu anda arkadaşlar büyük üçgene kosinüsü uyguluyoruz. Yani x'in karesi eşittir. 2, 2 daha kaç yapar? 4. 4'ün karesi artı 4'ün karesi eksi. 2 çarpı 4 çarpı 4. Aradaki açı kosinüs b. Kosinüs b'yi kaç bulmuştuk? Eksi 1 bölü 4 bulmuştuk. O zaman bunu yerine eksi 1 bölü 4 yazıyorum arkadaşlar. Peki gerekli burada işlemler yapılırsa x kare eş x eşittir. 2 kök 10 bulunmuş olur arkadaşlar. Bu soruyu da ne yapalım? Geçelim. Hızlı geçiyorum ki çok fazla soru çözmek için arkadaşlar. Evet. X nedir diyor. Arkadaşlar bu açı verilmemiş. Ben bunu A diyorum. Buraya da A derim. Bu açılar birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. O zaman şuradaki üçgene kosinüs teoremini uygulayalım. 8'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 tane 4 çarpı 6 ve aradaki açının kosinüsü arkadaşlar. 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16 eksi. 2 kere 4, 8, 6 kere 8, 48 kosinüs A diyorum. Peki sonra ne yapalım arkadaşlar? Bu eksi 48 kosinüs A burada dursun. 36 ile 16'yı toplayalım. Kaç yapar arkadaşlar? 40, 52 yapar. 52 bu tarafa atarsam 12. Her tarafı 48'e bölersem kosinüs A ne çıkar arkadaşlar? Eksi 1 bölü 4 bulunmuş oldu. Sonra ne yapacağım? Buraya bu defa kosinüs teoremini uygulayacağım. Bu taraftaki üçgene. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi. 2 tane 6 çarpı 8. Aradaki açının kosinüsü arkadaşlar. Kosinüs A'yı kaç bulmuştuk? Eksi 1 bölü 4. Getirip burada kosinüs A'nın yerine eksi 1 bölü 4 yazıyorum arkadaşım. 36, 64. Yalnız bakın eksi ile eksi çarparsam ne olur arkadaşlar? Artı olur. Dikkat ederseniz bunu buna böldüm. Burada ne kaldı? 2. 2 kere 2, 4, 4 kere 6, 24 oldu. 36, 64 ve 24'ü ne yapıyorum? Topluyorum arkadaşlar. Eksi eksi çarpınca artı oldu. 30 artı, 6, 64 artı 24 olur. O da 124 yapar toplarsam arkadaşlar. X kare 124 ise X kaç çıkar? Kök içinde 124 bulunmuş olur. Geçiyorum bu soruyu. Evet güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. ABC bir üçgen 2 4 4 2 ve x verilmiş. Arkadaşlar bu soruyu kendi e, yazdığım geometri kitabından aldım bu sorular arkadaşlar. Evet çözümlerine devam ediyorum. E, x nedir diye sorulmuş. Ne yapalım arkadaşlar? İsterseniz önce hmm, dikkat edin. Şuradan isterseniz başlayalım. Şu C açısından başlayalım. Şu küçük üçgene kosinüs teoremini ne yapalım? Uygulayalım arkadaşlar. 2'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 4. Aradaki açının kosinüsü diyoruz arkadaşlar. 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16, 16 eksi. 2 kere 4, 8. 4 kere 8, 32. Kos c diyoruz arkadaşlar. Ve burada kosinüs c kaç bulunur? 7 bölü 8 bulunmuş oluyor burada. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra da şu büyük üçgene kosinüs teoremi ne yapıyorum? Uyguluyorum arkadaşlar. Şuradaki üçgenimize. Yani şu üçgen arkadaşlar. Evet. X'in karesi eşittir. Kaç olur burası? 6 olur arkadaşlar. 6'nın karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 4. Aradaki açı kosinüs C arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kosinüs C gördüğüm yere 7 bölü 8 yazdım. Ve gerekli işlemler yapıldığında değerli arkadaşlar bak bu 8 bu 4 ile 2'yi götürür. 16 ile 36'yı toplayıp kim 6 kereydi 7 42'yi çıkarıyorum. Ve ne olur sonuç 10 olur burası. X kare 10 ise x eşittir kök 10 bulunmuş olur arkadaşlar. Kısaca önce ne yaptık? Küçük üçgene gene kosinüs teoremini uyguladık. Daha sonra da arkadaşlar büyük üçgenimize ne yaptık? kosinüs teoremini uygulamış olduk. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Güzel bir soru arkadaşlar. Benzer üniversite imtihanında da çıkmıştı bu sorunun. Evet. Gördüğünüz gibi burada x kaç santimetredir diyor. Peki o zaman ben buradaki açıya arkadaşlar alfa dersem karşılıklı açıların toplamı biliyorsunuz 180 derecedir. Burası alfa ise burası 180 eksi alfadır diyor. Ne yapıyoruz? Şu üçgene kosinüs teoremini uygulayacağım. Bir de şuradaki üçgene kosinüs teoremi ayrı uygulamış olacağım. Yani x kare eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 kosinüs alfa. Peki burada arkadaşlar bir de şu üçgene uygulayalım. x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 1 ve arada kalan açı kosinüs 180 eksi alfa. Yani şuraya kosinüs 180 eksi alfayı ne yapalım? Yazalım arkadaşlar. Peki bu da x kare bu da x kare bu iki ifadeyi ne yapıyorum arkadaşlar? Birbirine eşitliyorum. 4'ün karesi 16 2'nin karesi 4. Eksi 2 kere 2 4 4 kere 4 16 kosinüs alfa arkadaşlar. Kime eşittir? Şuradaki ifade eşittir. 2'nin karesi kaç arkadaşlar? Çabuk söyleyin 4. 1'in karesi arkadaşlar 1. Eksi ne oldu? 4 tane kosinüs çabuk söyle arkadaşım. 180 eksi alfa bakın. Buna eşittir. Peki burada gerekli işlemler yapıldığında yalnız kosinüs 80 eksi alfa nedir arkadaşlar? Evet artık eksi kosinüs alfa gelir. Bir de burada eksi var. Artı olur arkadaşlar. Ve burada 20 eksi 16 kosinüs alfa eşittir. 5 artı 4 tane kosinüs alfa. Bunları bu tarafa atalım arkadaşlar. 20 tane kosinüs alfa olur. Bu sayı da buraya gelirse 15 olmuş olur. 15 eşittir 20 tane kosinüs alfa ise kosinüs alfa ne bulunur arkadaşlar? 3 bölü 4 bulunmuş olur. Peki şu özelliğimizde x kare eşittir 4'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa mıydı? Evet arkadaşlar. O zaman buradaki kosinüs alfa gördüğüm yere 3 bölü 4 yazarsak x'i ne yaparız? Kök 8 bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuzda tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Soru şu şekilde. Bir ABC üçgenin kenarları arasında A kare eşittir. C kare artı B kare eksi kök 2 BC bağıntısı varsa A açısı kaç derecedir diye bize sorulmuş. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Üçgeni çizelim. Burası A olsun. Burası A açısı olmuş olsun. Kenarlar B ile C verilmiş oldu. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu üçgende kosinüs teoremini uygularsam a'nın karesi eşittir. b kare artı c kare eksi 2 tane b çarpı c kosinüs ne diyoruz? a diyoruz arkadaşlar. Doğru mu? Peki bu bizim şu üçgende bulduğumuz ifade. Bir de bizde buraya a kare eşittir c kare artı b kare eksi 2 kök 2 bc verilmiş. Onu da buraya yazdım arkadaşlar. Bu da a kare bu da a kare. O zaman bunu buna ne yapıyorum? Eşitliyorum. Yani ne yapacağım arkadaşlar? b'nin karesi artı c'nin karesi eksi 2 tane bc kosinüs a'yı kime eşitledim arkadaşlar? Burada verilen ifadeyi eşitledim. Yani c kare artı b kare eksi kök 2 bc'ye eşitlemiş oldum arkadaşlar. Burada c kareler birbirini götürür. b kareler birbirini götürmüş olur. Dikkat edin. Eksi 2 tane bc kosinüs a eşittir arkadaşlar. Eksi kök 2 bc olmuş oldu. Dikkat ederseniz Burada arkadaşlar bakın BC'ler de birbirini götürdü. Eksiler de birbirini götürdü. O zaman kosinüs A eşittir ne oldu? Kök 2 bölü 2 olmuş oldu. Bu 2 bunun altına böyle oldu geldi. O zaman ne diyebiliriz? A işte 45 derecedir diyebiliriz. Neden? Kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. Açımız kaç bulunmuş oldu? 45 derece bulunmuş oldu. Bu soruyu ne yapalım? Geçelim. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. Bir ABC üçgeni kenarları arasında C kare işte B kare artı A kare artı AB bağıntısı verilmiştir. A açısı kaç derece? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu üçgene kosinüs teoremini uygulayalım. C'nin karesi eşittir. B kare artı A kare eksi 2 tane B çarpı A ve aradaki açının kosinüsü arkadaşlar. Bu tamam. Bu bizim yazdığımız özelliğimiz, formülümüz. Peki burada C kare vermiş? B kare artı A kare artı AB vermiş. Tamam. Bu da soruda verilen ifade. E bu da c kare, bu da c kare. O zaman bunları ne yapacağım arkadaşlar? Birbirine eşleyeceğim. Bakın burada b kare artı a kare eksi 2 ab kosinüs c eşittir. B kare artı a kare artı ab diye yazıldı. O zaman a kareler birbirini götürdü, b kareler birbirini götürdü arkadaşlar. Doğru mu? Burada ne kaldı? Eksi 2 ab kosinüs c eşittir. Ab olmuş oldu. Burada abler de birbirini götürür arkadaşlar. Burada 1 kaldı. Yani kosinüs c eşittir eksi 1 bölü 2. Kosinüs 61 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2 olduğuna göre kosinüs 120 arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2'dir. O zaman C açısı kaçtır? 120 derece olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Bu soruda ne yapıyorum? Geçiyorum. Bir başka sorumuz bir ABC üçgeni kenarları arasında B kare A kare artı C kare eksi AC bağıntısı olduğuna göre B açısı kaç derecedir? Arkadaşlar buraya yine ne yapacağız? kosinüs teoremini uygulayalım. Bu defa böyle yapalım. B'nin karesi eşittir. A kare artı C kare eksi 2 tane AC kosinüs B diyorum arkadaşlar. Şu özellik de zaten burada verilmiş. Onu da yazdım arkadaşlar. Bunu ben kendim yazdım. Bu da B kare bu da B kare. O zaman şu ifadeyi buna ne yapacağım? Eşitleyeceğim. Hadi eşitleyelim. A kare artı C kare eksi 2 AC kosinüs B eşittir. A kare artı C kare eksi AC. Peki burada C kareler gitti mi? Gitti. A kareler gitti mi? Gitti. Eksi 2 ac kosinüs 5'tir. Eksi ac olunca eksiler de gitti arkadaşlar. Burada ac'ler de gitti. Burada 1 kaldı. Peki kosinüs 5'ti ne oldu? 1 bölü 2. Kosinüs kaç 1 bölü 2'dir? Kosinüs 60 1 bölü 2 olduğuna göre. B açımız kaç derecedir arkadaşlar? 60 derecedir. O zaman bu soruyu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. Ne demiş? şekildeki abc kirişler dörtgeni cd 2 birim işte uzunluklar verilmiş 2 3 4 2 verilmiş ve bizden ne isteniyor arkadaşlar kosinüs adc adc şu açı isteniyor o zaman ben buraya alfa diyeyim arkadaşlar şu açı 180 eksi alfadır biliyorsunuz karşılıklı açılar birbirini kaça tamam diyordu 180'e ne yaptık şöyle uzunluğunu yazdık arkadaşlar a'dan c'ye bir doğru parçası çizdik bu ve adına ne dedik arkadaşlar x Burada kosinüs teoremini uygulayacağım. Bir de buraya kosinüs teoremini uyguluyorum. O zaman x kare eşittir. 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Bakın 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 kosinüs ne diyorum? Alfa diyorum. X'in karesi eşittir. 2'nin karesi. 3'ün karesi. Eksi 2 tane 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa arkadaşlar. Ve bu işlemi gerekli işlem. Kime yap arkadaşlar? Bir de x kare nereye eşittir? Şu üçgende. Şu üçgende x kare nereye eşittir? 4'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 tane 2 çarpı 2 çarpı kosinüs ne diyeceğiz arkadaşlar? 180 eksi alfa diyorum. Evet. Şuraya da kosinüs teoremini uyguladım. Buraya da kosinüs teoremini uygulamış oldum arkadaşlar. Peki ne yapıyorum? Bu da x kare, bu da x kare. O zaman bu ifadeyi buna ne yapıyorum? Eşitliyorum arkadaşlar. Evet o zaman yazalım hadi bakalım ne olacak? 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16 artı. Arkadaşlar kosinüs 180 eksi alfa ikinci bölgede olduğu için eksi olacak. Yani eksi kosinüs alfa olacak. Bir de eksi burada var. Artı olmuş oldu arkadaşlar. 2 kere 2 4 4 kere 4 16 kosinüs alfa olmuş oldu. Eşittir arkadaşlar. Şimdi de burayı yazacağım. 2'nin e, karesi kaç arkadaşlar? 4. 3'ün karesi 9. Eksi 2 kere 2 4. 3 kere 4 12 kosinüs alfa olmuş oldu arkadaşlar. Peki e, ne yazacaktım buraya? 12 tane kosinüs alfa yazmış olacaktım. Evet arkadaşlar. Peki bu dörtler birbirini götürmüş oldu mu? Oldu arkadaşlar. 12 eksi 12 kosinüs alfa bu tarafa artı gelir. 28 kosinüs alfa olur. Burada 9 var. Burada 16. Evet bu da bu tarafa gelirse. İşte matası yapmayalım. 7 olmuş oldu. O zaman her tarafı 7'ye bölersem kosinüs alfa eşittir. Kaç çıktı arkadaşlar? 1 bölü Evet 1 bölü 4 bulunmuş oldu. Ne yaptık burada? Bir daha işlem hatası yapmayalım. 2'nin karesi 4 yazdık. 4'ün karesi 16 yazdık. Buradan eksi kosinüs alfa gelecek. Bu eksi artı yapmış olacak. 16 kosinüs alfa. Peki burada ne var? 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. 2 kere 2 4, 3 kere 4 12 kosinüs alfa oldu arkadaşlar. Peki bir dakika. E, eksi 12 kosinüs alfa buraya artı gelmiş oldu. 12 ile 16 topladım. 28 kosinüs alfa. 16 yalnız buraya eksi 16 gelecek. Kaç olacak? Eksi 7 olması gerekir. O zaman eksi 1 bölü 4 kosinüs alfa olmuş oldu arkadaşlar. Evet bu soruyu da geçmiş olduk. Evet bir sonraki sorumuzla devam ediyorum arkadaşlar. Bir ABC üçgenin kenarları arasında B kare eşittir A kare artı C kare eksi kök 3 AC bağıntısı verilmiş. B açısının ölçüsü isteniyor. Evet ben bir üçgen çizdim arkadaşlar. Buraya B, A, C dedim. B'nin karesi eşittir. A kare artı C kare eksi. iki tane A, C kosinüs B diyoruz arkadaşlar. Bunu biz yazdık. Dursun bu bir kenarda. Daha sonra şu özellik de zaten verilmiş. Onu da buraya yazdım arkadaşlar. Bu da B kare, bu da B kare. Dikkat edin. O zaman şuradaki uzunluğu, şuradaki eşitliğin şu tarafını bu tarafa ne yapıyorum? Eşitliyorum arkadaşlar. A kareler birbirini götürür. C kareler de birbirini götürür. Ne kaldı? 2 AC. 2 tane AC. kosinüs B eşittir. Eksi kük 3 AC olmuş oldu. Burada A'lar birbirini götürdü. C'ler birbirini götürdü arkadaşlar. kosinüs B eşittir. Ne oldu? Ee, evet. E, şurada da eksimiz vardı tabi. Eksiler de birbirini götürmüş oldu. Ne oldu? Ee, 2 tane kosinüs B eşittir. Kök 3 olmuş oldu kosinüs B'miz eşittir arkadaşlar. Kök 3 bölü 2 oldu. Kosinüs kök 3 bölü 2 olan açı nedir? 30 derece değil mi? Kosinüs 30 Kosinüs 30 eşittir kök 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. O zaman açımız nedir arkadaşlar? 30 derecedir. Bunu da söylemiş olduk. Geçiyoruz arkadaşlar. Bir başka soru. Evet. Güzel. Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Ee, ne isteniyor bizden? kosinüs alfa isteniyor. Arkadaşlar buraya alfa ise bu da Q'dur. Biliyorsunuz alfa ile Q'nun toplamı kaçtır? 180 derecedir değil mi? Şu açıyla şu açının toplamı 180 derece olduğunu bilelim. Ona göre soruyu çözelim. Ne yaptım arkadaşlar? Bu doğruya paralel olacak şekilde. Şöyle bir doğru daha doğru parçası çizdim şuraya paralel olacak şekilde çizdim. Burası 7 ise o zaman burası da 7 olur. O zaman şu üçgeni kosinüs teoremini uygulayabilirim. 7'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 5'in karesi eksi. 2 tane 5 çarpı 6 kosinüs e, evet Q dedik. E, ne oldu arkadaşlar? 6'nın karesi 36, 5'in karesi 25, gele 5 10, 6 ile çarp 60 kosinüs Q olmuş oldu. Toplarsak 50, 61 evet eksi 60 kosinüs Q oldu. 49'u bu tarafa atıyorum. Bunları bu tarafa attım arkadaşlar. Eksi 60 kosinüs Q bu tarafa artı 60 kosinüs Q gelir. Burası arkadaşlar 61. 49 bu tarafa gelirse 12 olur. Her tarafı 12'ye bölersem kosinüs Q 1 bölü 5 olur. Şu arkadaşlar e, Q ile alfanın toplamı 180 ise eğer bu e, kosinüs 1 bölü 5 bulduysan bunun kosinüsü o zaman bunun kosinüsü eksi 1 bölü 5 olmak zorundadır. Çünkü geniş açı ikinci bölgede kosinüsü ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Eksi olduğunu biliyorsunuz. O zaman bu sorumuzda ne yaptık arkadaşlar? Geçmiş olduk. Bir başka soruyla devam edebiliriz arkadaşlar. Bir ABC üçgenin kenarları arasında C kare eşittir A kare eksi B kare eksi B, kare -b c bağıntısı var. O zaman ben hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Bir üçgen çizelim. Burada A kareyi yazalım arkadaşlar. A kare nedir burada? Lütfen söyleyin. A kare şudur. B'nin karesi artı C'nin karesi eksi 2 tane B çarpı C kosinüs A demiş olacağım arkadaşlar. Burada da arkadaşlar ne yapıyorum? Dikkat edin şu eksi b kare eksi bc'yi bu tarafa atalım. Yani a kare eşittir. c kare artı b kare artı bc mi oldu? Evet. Bakın a kare burada kalsın. Şunları bu tarafa atalım. Eksi b kare bu tarafa artı b kare geldir. Ve eksi bc de bu tarafa artı bc gelmiş oldu. Yani kısaca a kare eşittir. c kare artı b kare artı bc olmuş oldu. Bu da a kare bu da a kare. O zaman şuradaki ifadeyi buradaki iki ifadeyi burada ifade. ne yapıyorum arkadaşlar? Eşitliyorum. Hadi eşitleyelim. c kare artı b kare artı bc eşittir. B kare artı c kare eksi- 2 BC kosinüs A diyorum arkadaşlar. Burada b kareler birbirini götürür C kareler birbirini götürmüş oldu. BC eşittir ee, Evet Eksi 2 BC kosinüs ne olmuş oldu? A oldu arkadaşlar bu b'ler de birbirini götürdü. C'ler birbirini götürdü. Burada bir kaldı dikkat ederseniz. Eksi 1/ 2 eşittir kosinüs a oldu arkadaşlar Ve bu a açımız ne demektir? 120 derecedir çünkü kosinüs 120 nedir arkadaşlar? eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyorsunuz. Böylece doğru cevabı bulmuş olduk. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.